ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Ben Esra Özbakır. Çok farklı, çok renkli ve hayatın içinden konularla alanında uzman konukların röportajlarını her hafta sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi sizleri biyoteknoloji alanında başarılı bir firmaya götürüyoruz. Atlas Biyoteknoloji ile gerçekleştirdiğimiz keyifli röportaj geliyor ekranlarınıza. Efendim, Ankara'da Atlas Biyoteknoloji'deyiz. Her geçen gün Ar-Ge çalışmalarıyla sizlere ve sağlığınıza katkıda bulunan ve grubunu, çalışanlarını artırarak sizler için en iyisi ne olur onları yapan bir firmadayız. Ve yanımızda yönetici kuruculardan Murat Bey var. Merhabalar. Merhabalar efendim. Öncelikle biraz sizi ve firmanızı tanıyalım. Tabii ki. Biz 2012 yılında Ankara'da kurulduk. Kurulduğumuz günden beri Ar-Ge ve biyoteknoloji alanında ürün üretmeye çalışıyoruz. Yerli ürün olması konusunda çok dikkat ediyoruz. O yüzden de kendi öz kaynaklarımızı ve bazı TÜBİTAK gibi, KOSGEB gibi kurumların bize verdiği kaynakları ağırlıklı olarak üretime kaydırıyoruz. Böylece ürettiğimiz ürünleri hem iç piyasaya hem de ihraç etmek yoluyla dış piyasaya sunabiliyoruz. Hem ülke ekonomisine ihracat konusunda katkı sağlarken hem de Türkiye'de kullanıcıların, Ar-Ge alanında çalışan bütün hocalarımızın ürünleri daha uygun fiyata almasını sağlıyoruz. Birçok örneği de sektörde mevcuttur. Son zamanlarda yani Covid pandemisi çıktığından beri Covid alanında da çalışma yapmaya devam ediyoruz. Ar-Ge olarak geliştirdiğimiz bazı kitlerimiz olsa da bunun yanında sahte malzemeleri olarak da ürettiğimiz plastik malzemeler ve işte cihazlarda kullanılan bazı sahte malzemeler yine firmamız tarafından üretilerek hem %50 gibi bir fiyat performansıyla hem de kalite olarak baktığınızda ithal ürünlerden bile daha iyi kaliteleri aldığımız ürünlerimiz de mevcuttur. Bu anlamda firmamız gün be gün teknoloji ve sektör neyi gerektiriyorsa anında müdahale ederek o alanlara yönelik ürün üretmeyi başarabilen bir firma olmayı sağlamıştır. Efendim, aslında birçoğumuzun pandemi sürecinde ne yapacağız paniğiyle beraber biyoloji firmaları ve sizin için üretilen herhangi bir şey değil, sağlık için üretilen ürünler ve bunlar için yapılan yoğun bir çalışma var. Sanırım gecenizi gündüzünüze katarak bunu üretiyorsunuz. Evet, aynen. 600 metrekarelik bir laboratuvar alanımız var, kapalı alan. Ve bunlar GLP standartlarına göre yapılmış ama sertifikalandırılmamış henüz laboratuvar şartları. İçerisinde DNA, RNA izolasyonu, hücre kültürü, Western blot, flow sitometri, immünohistokimya, immünofloresan görüntülemeler, komet SA gibi, tünel SA gibi DNA üzerinde yapılan çalışmaların analizlerini yapabileceğimiz, aynı zamanda real-time PCR, normal Sanger sekans gibi analizlerle de hem Ar-Ge alanında çalışan personellere ve hocalarımıza hizmet verebildiği gibi hem de yeni bir müdahale edilmesi gereken bir konu olduğunda yine COVID gibi veya işte bu Marmara Denizi'nin kirlenmesinde meydana gelen müsilaj sorunu gibi hemen laboratuvarımızda bunun Ar-Ge'sini ve çalışmasını yapabilecek donanım ve ekipmana sahibiz. Ve bu sayede de biyoteknoloji alanında çalışmak isteyen herkese eğitimler düzenliyoruz. Geçtiğimiz ay 19.sunu düzenlediğimiz eğitimde yaklaşık 40'ın üzerinde katılımcı vardı. Ve bu 40 katılımcıyla burada laboratuvarımızda 3 hafta boyunca birebir uygulamalar yaparak herkese hem teknik anlamda donanım sahibi olması için hem de laboratuvar uygulamalarında laboratuvar şartlarını görebilmeleri için eğitim verdik. Ve sertifikalı İngilizce olan bir eğitimdi bu. Bu eğitim sayesinde de kullanıcılar kendi laboratuvarlarında veya kendi Ar-Ge alanlarında teknikleri rahatlıkla kullanabilir hale geldiler. Aslında insanın öz alanına, öz sahasına çok yakın ürünlerle beraber size sağlık açısından kullanılabilirliği artan ürünlerin çoğalması sanırım bizim öz kaynağımızda ve çevremizde çok fazla faydalı. Tabii ki yani hem de ülke ekonomisi ve ülke şartları açısından da önemli. Ülkemiz biraz Amerika veya Avrupa ile karşılaştırıldığı zaman bazı konularda hizmet almakta zorlanabiliyor. İthal olarak gelen ürünlerin gümrük prosedürlerinin zor olması, diğer ülkelerde veya Amerika'da en sık verilen örnek, ürünler kullanıcıya bir gün içerisinde teslim edilirken bizim ürünleri bazen 2 ayda getiremediğimiz durumlarda söz konusu olabiliyor. Bu da bizi ülke olarak diğer ülkelerle karşılaştırma yaptığımızda biraz daha geri planda bırakıyor. Biz de bunu engellemek için burada müşterilerimize bir günde teslimat yapabilmek için yerli üretime ağırlık veriyoruz. Son olarak neler söylersiniz? Laboratuvar şartlarında çalışmak ekibimiz için bir keyif verici bir durum. Çünkü biz zaten dediğim gibi kuruluşumuzun asıl amacı Ar-Ge ve laboratuvardı. Bunun için tabii ki satış yapmamız da önemli bir şey. Çünkü ürettiğiniz ürünü satmazsanız bir anlamı yok. Sadece söylemek istediğim şey, gerçi bu ön yargı kırıldı uzun zamandır ama yine de hala olan bu ön yargıya sahip olan müşterilerimiz mevcut. Yerli üretim olan ürünleri almaktan çekinmeyelim.
Yerli üretim olan ürünleri deneyelim. Numune gerekirse numune talep edin. Numuneleri kullanın ve kullandığınız zaman geri dönüşümlerle, feedbacklerle bizi bir adım daha ileri götürebilecek yorumlarla, bize pozitif veya negatif eleştirilerle bizi yönlendirebilirsiniz. Ve bundan da mutluluk duyarız. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Ayağınıza sağlık. Efendim diğer kurucu ortaklarımıza kulak veriyoruz. Efendim tabii ki araştırma, geliştirme ve üretme yoğun bir hızla diyoruz. Diğer kurucu ortaklarımıza da kulak veriyoruz. Merhabalar. Merhaba. Birazcık sizi de tanıyalım. Ben Atlas Biyoteknoloji firmasının kurucu ortaklarından Sinan. Şu anda finans müdürü olarak görev yapmaktayım. Şirketimiz 2012'den bu zamana çok hızlı bir büyümeyle devam ediyor. Son 2 yılda özellikle daha da yatırımlarımızı artırdık. Üretim, Ar-Ge alanında özellikle 25 personelimizle, yüksek lisans ve doktora personellerimizle hizmet vermekteyiz. Tabii bu son dönemde, Covid döneminde TÜBİTAK, KOSGEB gibi teşvikler alarak yine gece gündüz çalışarak büyümeyle devam ediyoruz açıkçası. Şu andaki hedeflerimiz de tabii ihracat sayımızı artırmak, yurt dışına daha fazla açılabilmek. Yurtta zaten yapmış olduğumuz ihracatlar var. Bunlarla birlikte şirketimizi daha büyük boyutlara taşımak istiyoruz. Biraz da sizi tanıyalım. Merhabalar. Gökhan Tatlıpınar, Atlas Biyoteknoloji firmasında 2016'dan bu yana satış müdürü olarak görev yapmaktayım. Firmamız özellikle hücre kültürü çalışmaları, hücre kültürü ürünleri, izolasyon kitleri, DNA, RNA izolasyon kitleri, sekanslama, yeni nesil sekanslama, destambulatlama gibi ürün gruplarıyla ilgili hizmetler vermekte ve ürünlerin satışını yapmaktadır. Bu ürünler özellikle üretim kısmında ürettiğimiz ürünler ve ithal edip yurt içerisinde sattığımız ürünlerden oluşmaktadır. Bu ürünleri özellikle yurt içi ve yurt dışında fuarlarda da bunları sergiliyoruz ve tanıtıyoruz. Yurt içerisinde özel ve yerel fuarlar. Yurt dışında da en son işte Haziran ayında katılacağımız bir fuarımız var Almanya'da. Bu fuarlarda da bu ürünlerimizi, özellikle üretim yaptığımız ürünlerimizi tanıtmayı hedefliyoruz. Efendim aslında Ar-Ge çalışması yoğun olan sağlığınıza, alanlarınıza katkıda bulunan bir firma olduğu için her geçen gün kendilerini büyüterek devam ediyorlar. Hem çalışanlarıyla hem üretimleriyle kendilerini yoklayabileceklerinizi ve onları sınadığınız noktalarda ya da önerileriniz ya da şikayetlerinizde onlar gereken önlemleri alıyorlar. Biraz da satış ağından bahsedersek en çok nereden talep görüyoruz? En çok tabii ki günümüzde PCR tabanlı, COVID ve benzeri PCR'la ilgili şu an devam ediyor çalışmalar. Buradan alıyoruz ama tabii Gökhan Bey satışla ilgili daha size detay verebilir. Ama bunların yanı sıra tabii ki yine moleküler biyoloji genetikte kullanılan sekans, western gibi, elektroforez gibi birçok alanda hizmet veriyoruz. Yine şirketimizin hani çalışanları son derece tek donanıma sahiplerdir. Konuda bizden destek de alabilirler. Kendi projelerini çalışırken gönül rahatlığıyla bize ulaşabilirler. Şikayet ve önerilerini her zaman açığız diyorsunuz. Tabii ki de açığız. Efendim ne kadar güzel şeffaf olmak zaten bence üretici firmaların en önemsediği şeylerden birisi. Sizin için çok talep gördüğünden 7/24 neredeyse hizmet vermekteler. Bu ürünlerimizi en çok üniversite hastanelerinden talep geliyor ürünlerimize. Burada hem Ar-Ge projeleri hem TÜBİTAK projeleri ve diğer projelerde müşterilerimiz bizden talep ediyorlar. Ürünlerimize en çok yurt içerisinde üniversite hastaneleri, araştırma kurumları bunlar en çok ürünlerimize talep bulunuyorlar. Onun dışında yurt dışından da çok fazla yoğun talepler gelmeye başladı. Özellikle bu COVID antikor ve COVID antijen kitlerimize çok fazla talepler var. Almanya'dan ve diğer Avrupa ülkelerinden olsun, Türkiye Cumhuriyetleri ülkelerinden olsun çok yoğun talepler gelmeye başladı. Bu taleplerle birlikte de biz ürün gruplarımızı yaklaşık olarak 200 civarına çıkarttık. 200'ün üzerinde bir ürün grubuna sahibiz şu anda. Bunlarla beraber hem yurt dışına hem yurt içerisine destek olmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizi pazarlamaya çalışıyoruz. Ve ülke istihdamına yakın olarak yerli ürün üretmenin de gururu var sanırım. Evet, bunun getirmiş olduğu yükümlülükte de birçok arkadaşlarımız burada hizmet veriyorlar. Hem üretimde olsun hem laboratuvarda olsun. Dediğiniz gibi ülke içinde bir katkımız oluyor. Peki son olarak neler söylersiniz? İyi bir ekibe sahibiz. Gönül rahatlığıyla bize her türlü projede,
her türlü ürünle gelebilirler. Bizim aynı zamanda tabii ki danışmanlık hocalarımız da var. Onlara da teşekkür ederiz. Sanırım fikre de açığız diyorsunuz. Fikirlere de açığız, yatırıma da açığız. Tabii ki burada en önemli şey iyi bir ekip olması. Ekip arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Siz son olarak neler söylersiniz? Tabii şimdi konuşmamızın başında da dediğimiz gibi üretime ağırlık verdik. Biz hocalarımızdan, müşterilerimizden bu ürettiğimiz ürünlere son derece güvenmelerini istiyoruz. Biz bunu aynı zamanda numunelerle de destekleyebiliyoruz. Bizden numune talep edebilirler bu konuda. O yüzden bize güvensinler. Çok teşekkür ederiz. Başarınız daim olsun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim, üretiyorlar, sizin için araştırıyorlar ve genç, dinamik bir ekibe sahipler. Her geçen gün söyledik ya, büyüyorlar ve büyümeye de sanırım devam edecekler. Yolun götürdüğü yerde birlikteyiz.